Sağlıklı Yaşam ve Güzellik programından herkese günaydın değerli izleyenler. Her cuma Sağlıklı Yaşam ve Güzellik programıyla sizlerle buluşuyoruz ve her hafta alanında uzman doktorlarımızı programımıza konuk almaya devam ediyoruz. Bugün değerli bir doktorumuz bizleri eşlik edecek. Manisa'da hizmet veren değerli bir doktorumuz. İç hastalıkları uzmanı Doktor Süleyman Polater şu anda stüdyomuzda. Ve bugün diyabet üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Diyabet bir kader midir diyeceğiz. Tedavisi mümkün müdür? Yoksa tedavi edilmeyen bir hastalık olarak bunu bir kader gibi ömür boyu yaşamamız gerekiyor noktasında önemli bilgiler verecek konunun uzmanı Doktor Süleyman Polater. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle güzel bir konuda bizi davet ettiğiniz için, böyle çarpıcı bir başlıkta da davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınızın tozuyla biz Manisa'da sizi programa konuk aldık sanırım. Evet. Daha önce tabii Muş'ta görev yapıyordunuz. Daha yeni Manisa'ya geldiniz ama Manisa'da yaşadınız. Manisalısınız zaten. Manisalıyım zaten. Biz biraz sizi tanıyabilir çok miyiz? Çok teşekkür ederim. Manisalıyım. Hacettepe Üniversitesi'nde tıp fakültesini bitirdikten sonra Ege Üniversitesi'nde iç hastalıkları ihtisası yaptım. Zorunlu görev, doğu görevi bitirdikten sonra şimdi tekrar Manisa'da kendi memleketimde kendi memleketime hizmet vereceğim diyorsunuz. Tekrar Manisa'dayım. Ne güzel, evet, ne mutlu. Başarılar diliyoruz çok tabii ki. Tabii hocam, şimdi biz bugün diyabet üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ancak ben öncelikle diyabetin detaylarına girmeden diyabet çeşitleri hakkında biraz bilgi verelim. Evet. Çünkü bugün biz diyabet tip 2 diyabet özelliklerini ve tüm detaylarını konuşacağız, ancak diyabetin çeşitleri var. Tabii. Biraz çeşitlerinden bahsedelim ama biz tip 2'yi konuşacağız. Tabii. Onu da belirtmiş olalım. Tabii ki diyabet çok çeşitli bir hastalık. Özellikle tabii ki genel olarak toplumda bildiğimiz ve 40 yaş üstü toplumda genellikle sık gördüğümüz diyabet ve diyabet dediğimiz zaman ilk akla gelen diyabet türü tip 2 diyabet. Ama tabii ki özellikle çocukluk yaşlarında başlayan, erken yaşlarda başlayan tip 1 diyabet gibi diğer hastalıklara bağlı oluşan, diğer hastalıkların bir getirisi olarak oluşan diğer diyabet türleri de var. Ama evet, öncelikle tabii ki bizim en çok gördüğümüz, en sık karşılaştığımız klasik diyabet, 40 yaş üzeri dediğimiz şey, tabir ettiğimiz diyabet, tip 2 diyabet. Bunun üzerine konuşacağız. Gerçekten kader midir dediniz, gerçekten bu dönemde evet, de çok diyabet kader midir? Güncel bir konu. Bir coğrafyanın kader olduğu ile ilgili, yaşadığımız yerlerin kader olduğu ile ilgili genetik faktörler genetik var. Faktörler değil var. Mi? Gerçekten öyle. Çok yemeği seven bir toplumuz, güzel bir sofra kültürü, mutfak kültürü olan bir toplumuz. Nereye gitseniz ya mısır unundan yapılan güzel ekmekler, tandır ekmekleri, karbonhidrat yiyecekler, çok güzel tatlıcılarımız var. Öyle olunca biraz sanki bir kaderimiz gibi oluyor ama bunu tabii ki beslenme, o zaman beslenmeyle tabii detaya gireceğiz ancak düzenleyebileceğimiz çok fazla faktör var. Evet. Tabii biraz da genetik faktörlere inelim aslında. Hı-hı. Değil mi? Dediniz yani bir coğrafya ile ilgili, sonuçta ırkla ilgili olabiliyor, evet, dediniz. Evet. Bizim toplumumuzda diyabetin asıl önemli sebepleri nelerdir dersek, tabii bir tane sebebi yoktur muhakkak ama biraz genetik faktörlere inecek olursak neler söylemek istersiniz? Tabii genetik olarak mutlaka bir faktör var. Genetik ve çevresel faktörler olarak ayırabiliriz öncelikle. Genetik faktörlerde tabii ki ailede, anne babada özellikle yakınlarda diyabet hastalığı olması, bu çocuklardaki yani ilerleyen yaşlarda diyabet oluşma riskini artırıyor. Hı hı. Bu hatta özellikle iki anne babada da, anne ve babada birlikte varsa bu risk %30'lara kadar artma gösteriyor. Ama bunların haricinde bir de modifiye edebileceğimiz, bizim kendimizin düzenleyebileceğimiz faktörler var. Çevresel faktörler, beslenme, egzersiz, yaşam tarzı, iş gibi diğer faktörler. Bunlar bizim modifiye edebileceğimiz, diyabeti engelleyebileceğimiz ya da öteleyebileceğimiz birçok faktör var. Evet, peki tarama nasıl yapılıyor mesela diyabetse? Nasıl tanı konuluyor ve özellikle kimler diyabet hastalığı konusunda risk altında dersem neler söylemek istersiniz? Evet, en önemli konu toplum açısından çok önemli, en önemli bilmemiz gereken konulardan birisi neyi kimi taramalıyız, ne zaman taramalıyız, ne kadar endişe etmeliyiz bu diyabet hastalığı açısından. Tabii bizim sıklıkla tabir ettiğimiz tip 2 diyabet daha çok 40 yaş üzerinde biraz daha kilolu, obez dediğimiz toplumda daha sık olmak üzere görülen bir hastalık. Ama biz erişkin yaşta aslında 5 yılda bir ortalama bir kan şekeri kontrolü ve diğer 3 aylık ortalama kan şekeri dediğimiz laboratuvar değerleriyle bunları takip edebiliyoruz. Koruma öncesinde ya da bir takip öncesi bir tanı
programı olarak tarama programı olarak kontrol kullanıyoruz. Kontrollerimizi 40 yaş üzeri 6 ayda bir mi? Yılda bir mi? 40 yaş üzerinde ise 2 yılda bir. 2 yılda bir kontrol olacak. Çok riskli olan özellikle kalp hastalığı olan ailesinde ya da kendisinde beyinle ilgili damar problemleri olan hastalarda, obez aşırı kilolu hastalarda. Daha risk grubu. Daha yüksek risk grubu hastalarda. Gebeliğinde diyabetle karşılaşmış hastalarda özellikle. Bunlar da yılda bir gibi bir kontrol önemli. Çünkü erken tanıyı koymak, hayatımızı ona göre modifiye etmek, tedavi erken başlamak, diyabetin bu beyin, damar, göz gibi komplikasyonlarını yani tabii birlikte farklı rahatsızlıklar da olacak. Oraya da özellikle detaylı aynen olarak öyle gireceğiz. Hı-hı. Ancak tabii bir de gebelikte diyabet taramaları çok önemli değil mi hocam? Evet. Yani evet o konuda özellikle şeker yüklemeleri falan yapılıyor. Bir ara popüler doktorlarımız medyaya çıkıp şeker yüklemesi sakın yapmasın gebeler denildi. Bununla ilgili ne gibi önerileriniz olacak ve gebelikte diyabet taramaları nasıl olması gerekiyor? Tabii. Gebelikte gebelik öncesinde aslında gebeliğin başlangıcında önce biz bir tarama öneriyoruz. Hani gebelik öncesinde var olan bir diyabet var mı? Gebeliğe başlangıçta bir diyabet hastalığıyla karşı karşıya mıyız diye bir gebelik başlangıcında testlerimizi yapıyoruz. Ama onun sonrasında tabii ki mutlaka gebeliğin ilerleyen haftalarında bizim 24-28. Haftalarda böyle 6-8 ay arasında dediğimiz daha çok belirlenen bu bütün dünyada kabul görmüş bir yaklaşım. Bu aralarda bizim şeker yükleme testiyle, diğer 3 aylık ortalama şeker testiyle ve açlık kan şekeri testiyle bu taramayı yapmamız çok önemli, hayati. Bu hem annenin sağlığı açısından hem de doğacak olan bebeğin sağlığı, doğumun sağlıklı gerçekleşmesi açısından çok hayati. Yani seyircilerimizin, takipçilerimizin buna... Fakat gebe eğer şeker hastasıysa bu riskli oluyor mu şeker yüklemesi? Tabii şöyle zaten... Gebeleri yapılacak mı tabii ki bu? Tabii ki biz öncesinde bu testleri yapıyoruz. Zaten bir şeker hastalığı olup olmadığını da biliyoruz hastaların. Şeker yükleme yapılmasının çok çok riskli olduğu çok nadir durumlar var. Onun dışında gebe... Birlikte şeker yükleme testi tamamen güvenilir diyebiliriz. Bunun normal günlük kullandığımız yeme içme de aldığımız kalorilerden çok çok bir farkı yok. Ama hani biraz popüler olduğu için diyorum. Tabii. Bunu yaptırmamanın karşılaştıracağı sorunlar büyük bir vebal gerçekten. Hem anne için hem çocuk daha için tehlikeli. Çok çok daha büyük bir tehlike. O yüzden ben gönül rahatlığıyla kaygılanmalarına gerek yok diyoruz gebelerin. Yani milyonlarca gebe üzerinde milyonlarca insan üzerinde denenen yıllardır yaptığımız ve bir Ar-Ge çalışması oluşmuş ki tabii sonuç ki buna gelmiş tabii diyorsunuz. Ki. Yani riskli olan bir durumu biz zaten hastalarımıza hiç önermeyiz. Kendi ailemize, kendi yaşantımızda da aynı şekilde bunu uyguluyoruz ve yapıyoruz. Mutlaka öneriyoruz. Bu konuda da bilime güveniyoruz. Evet. Yani, değil mi? Bilimin ters bir şey yapamak. Peki hocam yani şimdi tabii tanı konuldu. Takibi nasıl olması gerekiyor? Bir takip olması gerekiyor. Çünkü evet ömür boyu tedavi edilmesi gereken bir hastalık diyoruz değil mi diyabeti? Evet, diyabet aslında takibi öyle nasıl bir hastalık. Olacak? Bir durum gibi de değerlendirilebilir. Biz hep böyle alışmışız bir hastalık bir şekilde bir şey kesip atılsın hastalık bitsin. Öyle değil. Diyabet modifiye edilen, hayat tarzı değişiklikleriyle sürekli tedavi edilen, sürekli takiple giden, belli bir rutini olan aslında birçok hekimle birlikte tedavi edilmesi gereken. Bizim yol arkadaşımız bir gibi yol arkadaşımız. Ömür boyu aslında kol kola geziyoruz onları. Aynen öyle. Bizimle ölecek ama bizi öldürmeyecek diyelim. Evet. Dikkat edersek. Evet. Eskilerin tabirleri böyle öldümcül bir hastalık gibi. Çok korkulan, yeni tanı konulduğunda insanın hayatını kararacağı bir hastalık değil kesinlikle. Çok fazla hastalığımız var. Yani 40 yaş üstünde yaklaşık %10-15 gibi bir kesimden bahsediyoruz. Bu da milyonlarla ifade edilen bir sayı. Çok kolay tedavi ettiğimiz, artık her şeyini çok iyi bildiğimiz bir hastalık. Önleyebildiğimiz faktörler var. Bu damar ve diğer uç organ hasarlarını engellediğimiz zaman hayatımızı hiç de kötü etkilemeyecek. Her şeyimizi de rahatlıkla yapabileceğimiz. O zaman bu hastalıkla konforlu yaşamak istiyorsak yaşam şeklimize dikkat edeceğiz. Evet. Kontrollerimizi yaptıracağız. Takiplerimizi yaptıracağız. Doktor-hasta ilişkisi kopmayacak hocam değil mi? Yani bir de bu da çok önemli. Yani düzenli olarak gittiğimiz doktorun takibinde olmamızın önemini de vurgulayalım mı? Aynen önemli öyle. Bir hastalık çünkü. Aynen bu. Öyle. Yani bir hasta, yani hastalık yok, hasta var. Evet, tabii ki. Kuralıyla gidiyor bu da gerçekten. Kişi aynen özeldir hasta, çünkü bu. Aynen öyle. Biz hastayı biliyoruz. Artık bir dakikadan sonra nasıl yer, nasıl içer. Tanıyorsunuz. Tanıyoruz artık hastalarımızı. Ne saatlerde çalışır, sabah kaçta kalkar, akşam kaçta gelir işine,
iş düzeni nedir, vardiya düzeni nedir ya da uyku düzeni nedir, bunları her şeyini soruyoruz. Hepsi etkiliyor aslında, değil mi? Hastanın her görüşümüzde ayak ucundan, parmaklarından beynine kadar bütün taramasını yapıyoruz. Hastayı çok iyi biliyoruz ve kolayca ulaşılabilir pozisyonda olmak istiyoruz. Hı hı. Çünkü bu hastalarda bazen çok basit, çok önemsemediğimiz bir sıkıntı çok ileri sonuçlar verebiliyor. Tabii ki. O yüzden iyi bir takip, düzgün bir takip çok önemli diyebiliriz bu noktada. Evet. Peki biraz önce bahsettiniz, ben biraz daha detaylı olarak açmak istiyorum. Diyabete eşlik eden hastalıklar var. Tabii diyabet öncesinde belki hiçbir kronik hastalığı olmayan bir hasta daha sonrasında bir takım dolaşım bozukluklarına da sebep oluyor, değil mi? Şeker evet. hastalığı, gözde, tansiyonda bir takım sıkıntılar oluşabiliyor ve buna eşlik eden hastalıklar, daha detayını sizden alalım ve nelere dikkat edilmesi gerekiyor noktasında da biraz bilgi verelim izleyicilerimize. Evet, bizim diyabet hastalarımız genellikle işte benim şekerim 250-300'lerde geziyor ama benim bana bir rahatsızlığı yok, bir zararı yok gibi bir yaklaşımda gidiyorlar ama diyabet hastalığı öyle bir hastalık değil. Gerçekten bütün vücudu, bütün damarları, kılcal damarlarımızdan en büyük damarlarımıza kadar, gözümüzden beynimize, böbreklerimize, kalbimize, bütün organlarımıza etkileyen bir hastalık. Bu yüzden esas öncelikle korkmamız, hatta gerçekleşmesini ötelemeye çalıştığımız, ileri yaşlara ertelemeye çalıştığımız durumlar bu ikinci sebepler. Diyabet hastalarında kalp hastalıkları, kalp krizi hastalıkları, beyinle ilgili damar hastalıkları, bu çevresel damar hastalıklarımız, göz hastalıkları, böbrek hastalıkları, ciltteki hastalıklar, ayak problemleri gibi hastalıklar çok diğer topluma göre çok sıklığı artmış bir durumda. Hı hı. Bu kontrol edildiğinde bunların gelişmesini engelleyebiliyoruz. Gelişmesinin başlangıç yaşını belki 60'lardan 70'lere, 70'lerden 80'lere erteleyebiliyoruz, öteleyebiliyoruz. Zaten aslında tedavideki esas hedefimiz de bu. Hı hı. Yani tabii ki şeker değerlerini bir seviyelerin arasında tutmak bizim hedefimiz. Ama bunu yaparken aslında ilk planladığımız, ilk öncelediğimiz şey bu hastanın hayatını engelleyecek, hayatının kalitesini düşürecek faktörleri uzağa atmak, mümkünse hiç olmamasını sağlamak. Evet, kontrol altında tutmak gerekiyor diyorsunuz. Gelelim COVID bağlantısına. Yani yaklaşık 2 yıldan beri ne yazık ki dünyada COVID virüsü nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz ama tabii diyabetle ilişkisini de biraz ilişkilendirmenizi isteyeceğim. Yani diyabet ve COVID-19 ilişkisi nasıl? Yani hastalar ne gibi sorunlar yaşıyor böyle bir durumda? Tabii çok önemli bir konuya değindiniz. Teşekkür ederim. COVID-19 hayatımızda 2 yıldır var gerçekten ve gerçekten de ağır sonuçları olan bir hastalık. Diyabetle de sanki bir ilişkisi hastalarımızda, toplumda öyle bir görüş var. Gerçekten enfeksiyon hastalıkları olması sebebiyle ve COVID'in tedavisinde kullandığımız kortizol türevi ilaçların olması ve diğer birkaç ilaçın bu şekildeki diyabetin açığa çıkmasına yol açması ya da olan bir diyabetin belki de daha alevlenmesine sebep olduğu için hastalar genellikle COVID ile birlikte bir diyabete tanışmış oluyorlar. Ve bunu COVID'den kaynaklı mı ya da hastalıktan mı kaynaklı olduğunu tabii ki çok merak ediyorlar. Bu büyük ihtimalle zaten çok bir hekime gitmeyen bir insanın COVID ile karşılaştığında zorunlu olarak hekimle başvurusu olduğu, bu sebeple belki tetkiklerin yapıldığında ortaya çıkan. Çünkü bir tabii de buzdağının görünmeyen tabii, bir yüzü var. Doğru. Hiçbir şekilde hastaneye gitmemiş. Bir sonradan öğrenebiliyorlar. Aynen öyle. Yani ilk defa COVID olduğunda bir anda şekerleri 400-450'lerde çıkan birçok hastamız var. Bu biraz aslında farkında bile değil hasta. Aynen öyle. Bize bir zorunlu olarak tarama yaptıran bir durum gibi oldu ama COVID hastalığının tedavisinde biz sıklıkla yüksek doz kortizol ilaçları kullanıyoruz. COVID'in kendi enfeksiyon olması nedeniyle şeker değerlerini yükseltmesi gibi bir durum var. Evet. Bazen geçici olabiliyor. COVID hastalığını atlattığımız zaman ya da o kötü ağır durumu atlattığımız zaman bu hastalık diyabet hastalığı normal haline normalleşebiliyor. Tamamen ortadan kalkabiliyor ya da bir takip seviyesinde kalabiliyor. Evet, yani kontroller düzenli olarak dikkat edilirse, takip edilirse sıkıntı olmaz diyorsunuz. COVID-19 sorunundan kaynaklı bir şey yaşamayız diyorsunuz. Peki yaşlılarda diyabet özel bir durum mudur? Tabii onlar nelere dikkat etmesi gerekiyor? Tabii yaşlılar ki. Daha mı riskli? Yaşlılar biraz daha bizim için riskli, biraz daha başımızın tacı, özel olarak ilgilenmemiz gereken bir toplum. Yaşlılıkla tabii biliyorsunuz birçok fonksiyonumuz biraz daha yavaşlayabiliyor. Tabii. Biraz daha bazı şeylere daha hassas olabiliyoruz. Normalde kan şekeri düşmeleri, yükselmeleri normal şartlarda bazen ufak bir el titremesiyle ya da bazen bizi çok rahatsız etmeyecek bir durumda olurken yaşlı hastalarımız bunları çok
kolaylıkla kaldıramıyor, biliyor oluyorlar. Hı hı. O yüzden yaşlı hastalarda bizim özellikle şeker takiplerini biraz daha biz gevşetiyoruz, esnetiyoruz. Yani şekerin düşmemesini, şeker değerlerinin çok, evet, düşmemesini istiyoruz. Çok düşmeyecek. Hastanın bunlar mümkünse yakınında mutlaka ulaşabileceği ilaçlarının, hı hı, bir yakınının, sürekli bakım veren olabilir ya da birlikte yaşadığı, en azından takip edebileceği birisiyle olmasını özellikle istiyoruz. O yüzden hastalarımız, yani ileri yaş hastalarımız geldiğinde mutlaka onlarla bir sosyal bir bağ da kuruyoruz. Nasılsınız, nerede yaşıyorsunuz, alt katta mısınız, üst katta mısınız, yakında ulaşabileceğiniz bir yer var mı, eviniz nasıl? Hani bunların hepsini öğreniyoruz aslında. Düşmeler, biliyorsunuz yaşlılıkta çok gördüğümüz şeyler, şeker hastalığına bağlı bazen şeker yükselmesi, düşmesi gibi durumlar olabiliyor. Bunlara bağlı durumlar oluyor. O yüzden ilaçları biraz çok değiştirme ve daha basitleştirme ve hani biraz daha hedefleri esnetme tavrına giriyoruz yaşlılıkta. Ama yaşlılıkta da hastalarımız zaten uzun yıllardır bu hastalığı bildikleri biliyorlar için biraz da o konuda bilinçli oluyorlar. Biraz daha kendilerine daha iyi dikkat etmeleri, daha bu konuya adapte olmaları gerekiyor sadece. Hı hı. Biz de bunu sıkı destekle, sıkı kontrolü, biraz daha yakın takiple bunu sağlamaya çalışıyoruz. Aslında baktığımız zaman, yaşlı diyabet hastalarına baktığımız zaman, gerçekten dediğiniz gibi uzun yıllar bu hastalıkla tanıştıkları için ve alışık oldukları için çok dikkat ediyorlar. Aşırıya kaçmıyorlar. Yani bir şey ikram ederken hani yiyecek içecek, beslenme konusunda, evet, uyku konusunda bile ben hastayım, işte benim diyabetim var, ben dikkat ediyorum falan diyen ve gerçekten buna çok dikkat eden hastalar oluyor. Çünkü ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar ve dikkat etmek durumunda kalabiliyorlar. Bazen şeker komasına girdi, hani duyuyoruz, şeker komasına girdi durumlarıyla da karşılaşıyoruz. Hocam, bu şeker komasına girmek nedir? Bunu bir açalım mı biraz? Şimdi bu şeker koması gerçekten tabii ki çok önemli bir durum. Hayati tehdit eden bir durum. Hı hı. Bazı durumlarda biz şeker hastalığının verdiği etkilerden dolayı şeker yüksekliklerini çok fark edemeyebiliyoruz. Hı hı. Yani şekerimiz 500'lerde gezen, şekeri işte 400-450'lerle gezen ama hiç farkında olmayan, hı hı, hastalarımız var. Özellikle takipsiz hastalarda ya da takibe gelmeyi ya da tedaviyi almayı reddeden, ihmal eden hastalarımızda, kan şekeri ölçümünü çok sevmeyen, elime yine iğne batırmaktan artık bıktım, usandım diyen hastalarımızda daha çok görüyoruz. Ya da bir hastalık üstüne bindiğinde, bir enfeksiyon, başka bir durum, bir stres, tabii ki böyle ağır, hı hı, durumlarda, yemesi içmesinin düzeninin bozulduğu durumlarda çok yüksek şeker durumlarıyla oluşan, kandaki bu asit bazı dengelerini bozan, hayatı tehdit eden, yani hızlıca yakın takiple tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilecek kadar ağır sonuçlar olan bir durum şeker koması dediğimiz durum. Bu tabii düşmelerle, yükselmelerle de aynı şekilde, hı hı, olabiliyor. Ama dediğim gibi bunun en önemli öncülü bunu önlemek. Yani bunu olduğunda tabii ki biz acil servislerimizde, bütün hastanelerimizde bunları hızlıca takip edip kontrol altına almaya çalışıyoruz ama bazen sadece bu sebeplerle kaybettiğimiz hastalar oluyor. Hastalar olabiliyor aslında. Ölümcül, evet, riski de var diyebiliriz yükseldiğinde ya da düştüğünde. Düşmeyecek, yükselmeyecek, evet, aslında değil mi? Dengede tutulmaya çalışılacak diyebiliriz. Tabii de biraz önce dediğiniz gibi herkeste de farkı seyrediyordur. Yani dediğiniz gibi bazen 400-450'de hiçbir şey hissetmeyen bir kişi bazı hastalarda 400-450'ye kadar yükseldiğinde de o çok ciddi sıkıntı oluşabiliyor. Yani bu kişinin tamamen kendisiyle ilgili tabii bir ki, durum diyebiliriz. Şeker komasına girmeyi de en azından öğrenmiş olduk. Hocam, bir de tabii yargılamalar var. Toplum yargılamaları var, baskılar var. Bunlarla ilgili nelerle karşılaşıyorsunuz? Evet, hastalarımız o konuda çok gerçekten müzdaripler. Bence onu düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir konu. Hastalarımız işte sen şeker hastasısın, şunu yeme. Yakınlarımızdan, özellikle sevdiklerimizden, hı hı, gördüğümüz bir baskı bu. Yani yargılamalar, evet, dediğimizde işte sen şu şekilde yaşa, şunu yap, bunu yap. Bu şekilde bir baskı altında kalmak hastalarımızda ister istemez bunları yıkmaya, bunları, hı hı, külliyen, reddetmeye dönüştüren bir tepkiyle yol açıyor. Bunu gerçekten yapmakta biraz dikkatli olmamız lazım. Hastalarımıza destek verirken bu aslında nasıl bir dengede olmalı, nasıl bir pozisyonda olmalı, bunu görmemiz lazım. Yani hastalarımız tabii ki börek yiyecekler, tabii ki baklava da yiyecekler, hı hı, tabii ki meyve de yiyecekler ama belli bir seviyede yiyecekler. Daha kontrollü yiyecekler, tadımlarını alacaklar. Evet. Aslında hepimizin biraz dikkat etmesi gereken. Böyle dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı yaşamak için dikkat edilmesi gerekiyor beslenme. Potansiyel hastayız hepimiz de. Bunu bilmemiz lazım. Hastalarımızı bu konuda biraz daha uyarırken ya da onlara yol gösterirken dikkatli olmamız gerekiyor. O hastalar bunu tamamen bir redde çevirebiliyorlar çünkü. O da çok acı sonuçlar veriyor gerçekten. Hocam, tabii beslenme konusuna girmişken bu konuyu ben biraz daha açmak istiyorum. Psikolojik destek, beslenme. Özellikle alkol ve bunun gibi
tahıllı beslenme, bunların diyabete etkisi nasıl? Biraz bu konuda da bilgi verelim isterim. Özellikle beslenme şeklinde birçok beslenme tipi var tabii. Bizim önerebileceğimiz, takip edebileceğimiz. Biz tabii ki enerjiden, yani karbonhidrattan, kaloriden biraz fakir beslenmeyi öneriyoruz. Bu diyabetin kontrolüne yardımcı oluyor. Ama büsbütün karbonhidrattan kaçınmak. Tamamen kesin mi demiyorsunuz? Tamamen kesmek ya da bir ürüne tamamen bağlanarak o ürün üzerinden sürekli ağır protein diyeti ya da işte yağdan beslenme çok olmayacak. Beslenmeyi önermiyoruz. Dengeli olarak bu konuda çok bilgili, çok takipleri çok iyi olan diyetisyen arkadaşlarımız var. Diyabetle özellikle ilgilenen çok iyi diyetisyenlerimiz var. Onlardan destek almaları gerekiyor. Artık biraz da kendileri bu okuryazarlığı sağlıyorlar. Bir şey ne kaç kalori, ne kadar yağ var. Araştırıyorlar ne kadar, aslında tabii ki çok iyi araştırıyorlar. Onlar bizden daha iyi biliyorlar gerçekten. Ne zaman yemem gerekir, ne kadar yemem gerekir. Bir düzenlilik gerekiyor. Yani sabah kahvaltısı olacak, öğlen yemeği olacak, akşam yemeği olacak, ara öğünler olacak. Bunların karbonhidrat oranları belli olacak. Bu sayımları yapıyorlar, bunları düzenliyorlar. Ama dediğim gibi bir beslenme tarzıyla bunu tamamen keseceğiz, sadece beslenerek toparlayacağız da her zaman olmuyor. Bu çok önemli bir düzeni sağlamak. O yüzden hem bağlantı halinde kalarak tahıldan faydalı tahıllardan beslenmeyi öneriyoruz. Meyve sebze porsiyonlarını biraz küçültmeyi öneriyoruz ama hiçbirinden vazgeçmiyoruz aslında. Etten de vazgeçmiyoruz, yağdan da vazgeçmiyoruz, karbonhidrattan da vazgeçmiyoruz ama biz bir dengeye, bir düzeni sağlayarak gitmek istiyoruz bu konuda. Evet. Çünkü aslında birinden kaçındığımızda daha ağır sonuçlar. Kusura bakmayın. Evet, kesinlikle. Başka sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Bu sefer vitamin eksiklikleriyle karşılaşıyoruz. Tabii ki. Kas kayıpları, güçsüzlükler özellikle yaş popülasyonumuzda bunları da görüyoruz. Tamamen kesmeyeceğiz. Beslenmeyi. Evet, burada bir belli bir dengede. Zaten hocam biraz önce dediğiniz gibi hasta kendini o kadar çok iyi tanıyor ki hani yemesi gerektiği oranı da biliyor. Bana bu kadarından fazlası dokunur diyen hastaları da görebiliyoruz. Onlar kendilerini zaten bu konuda dengeleyebiliyorlar. Hocam tabii bir de tip 2 diyabet hastalarının ayaklarında yaralar oluşuyor değil mi? Tip 2 de mi oluşuyor? Yani bunu... genellikle diyabette biz ileri yaşlarda tip 2 diyabette çok sık görüyoruz bunu. Ayak yaraları çok büyük bir sorun. Gerçekten çok ağır sonuçlar verebiliyor. Bazen parmak amputasyonları dediğimiz parmakların kesilmesi, ayakların bir kısmının kesilmesi, diz altına kadar kesilen ayaklar oluyor. Bu tabii çok ağır, çok istemediğimiz hayatını insanın çok kötü etkileyen, hastanın kalitesinin, hayat kalitesini çok bozan bir durum. Bunun ama önlenebilir bir durum olduğunu bilmek gerekiyor. Biz her takibimizde mutlaka hastaların ayaklarını görüyoruz. Ayaklarını kendilerinin her gün görmeleri, muayene etmelerini. Çünkü hastalarımız artık bazı hislerinden daha kayıplar yaşadığı his kaybı oluyor. İçin ayaklarını çarptıklarını hissetmiyorlar ya da belli basınç bölgelerine çok fazla basınçlar yapıyorlar. Oralarda yaralar oluşabiliyor. Bu da çok zor iyileşiyor tabii. Çok zor iyileşiyor. Özellikle namaz kılan hastalarımızda mesela örneğin ayaklarının üstüne uzun süre oturduklarında biraz daha o bölgelerde yaralar oluşabiliyor. Ayaklarını mantar enfeksiyonlarından, tırnak enfeksiyonlarından korumaları gerekiyor. Bunları iyi... Ayak bakımı çok önemli ayak o zaman çok diyabet önemli. Hastaları için. Aynen öyle. Çünkü ayakta bir sıkıntı yaşadığımızda bizim çok ciddi hayatımız... kayıplar olabiliyor. Uzuv kaybı falan olabiliyor. Aynen bu öyle. Noktada, değil gerçekten mi? Öyle. Hocam son olarak tabii bir hareketsiz yaşam doğru döndük. Ne yazık ki hayat öyle bir hale getirdi. Son 2 yıl bir hareketsiz bir yaşam oluştu. Ancak hayatımızda egzersiz olmazsa olmazımız aslında. Yani olması gerekiyor. Egzersiz denilince tabii ki yanlış anlaşılmasın. Ağır sporlardan bahsetmiyoruz ama egzersizin diyabete etkisi nedir? Bunu da biraz açabilir miyiz? Egzersiz gerçekten çok önemli bir faktör. Diyabette yerine koyabileceğimiz bir şey değil. Yani bütün ilaçlardan, insülinlerden belki de hayat tarzının en önemli değiştirilebilir faktörü. Kilit noktası çok aslında. Kilit nokta. Gerçekten öyle. Egzersizi düzenli yaptığımızda, egzersizi doğru yaptığımızda, bilinçli yaptığımızda belki insülin kullanma ihtiyacımız azalıyor, ilaç kullanma ihtiyacımız azalabiliyor. Diyabetin başlangıç yaşını değiştirebiliyoruz, diyabet olduktan sonra kontrolü değiştirebiliyoruz. Egzersiz çok önemli. Biz düzenli egzersizi, bir tempoyu hani hastanın yaşına tabii ki çok sağlık durumuna göre yormayacak değerlendirecek şekilde kalp hastalığı var mı, başka bir hastalığı var mı bunları değerlendirerek belli bir tempoyu aşmayacak ama düzenli olan egzersizi mutlaka öneriyoruz. Mutlaka en azından günde 30 dakika. Her gün olabiliyorsa her gün. En azından haftada 3-5 gün bir yürüyüş 30 olacak, dakika değil mi? Biraz tempolu bir yürüyüş, yüzme, dediğim gibi değişik güçlendirme egzersizleri bunlar
yoga olabilir, tai chi olabilir. Yani hastanın artık sevdiği spora göre neden hoşlanıyorsa, kas güçlendirmeleri, bunları çok öneriyoruz. Bunları aslında herkese öneriyoruz ama diyabet hastalarına özellikle öneriyoruz. Bu kaybın yaşanmaması için tedavinin daha optimum seviyede tutulabilmesi için egzersiz gerçekten olmazsa olmaz. Çünkü tamamen dolaşımla ilgili ve kan dolaşımı zaten iyi olduğu zaman o hareket esnasında beyine giden mutluluk hormonları, vücudumuza geçen enerjisi, oksijeni derken aslında bir taraftan da tedavi oluyoruz biz o hareket esnasında diyebiliriz değil mi aslında? Aynen öyle. Hepimizin hayatında tabii olması ki gerekiyor ancak diyabet hastalarında çünkü buna bağlı dolaşım problemleri de olduğu için tamamen dolaşımı da etkileyecektir egzersiz ve olmazsa olmaz diyelim kesinlikle de bunun yani vazgeçemeyeceğimiz noktalardan evet birisi beslenme ve egzersiz. Hı hı. Bu gerçekten bütün ilaçları belki de bütün diğer her şeyi bir kenara koydurabilecek seviyede çok önemli. Mutlaka tabii ki kalori alımına göre bizim kalori yakmamız, bizim tabii bir şekilde vücudumuzu, kaslarımızı güçlendirmemiz, bu dengeyi vücudun sağlamasına destek olmamız. Çünkü gerçekten artık apartmanlara da oturuyoruz. Herkesin sedanter yaşama geçtik ne yazık ki. Aynen öyle. Masamızdan kalkmadığımız günler oluyor. Evet. Bizim de hani bütün hayatımızda bunu görüyoruz ne yazık ki. Ama eskilerimiz, atalarımız böyle değil gerçekten. Hani her işlerini kendileri yapıyorlar. Tabii ki. Daha çalışırken egzersiz yapıyorlar. Aynen öyle. Mi? Çalışıyorlar. Biz onu bu şehir hayatında pek bulamadığımız için en azından günlük bir yarım saatimizi, 50 dakikamızı bunu ayırdığımızda hayatımızın ne kadar değiştiğini zaten bir iki hafta görmüş olacağız. Görmüş oluyoruz. Hocam atalarımız diyorsunuz çok güzel bir örnek verdiniz. Aslında insanın doğasına baktığımız zaman insan toprakla, doğayla hareketli bir çalışarak, hareket ederek hayatını sağladığı için tabii ilk insandan yani evrimleşmeden başladığımız zaman yoruluyorlarmış, çalışıyorlarmış, egzersiz yapıyorlarmış. Çünkü çalışmak da bir egzersiz. O hareketli yaşamda hiçbir hastalık yokmuş. Ve dediğimiz gibi yaşam değişti, teknolojiydi, oydu, buydu, hayatımıza giren, bizi yavaşlatan şeyler girdikten sonra hastalıklar artmaya başladı. Biz özümüze, o doğal yaşamımıza geri döndüğümüz zaman aslında birçok sorunu da ortadan kaldırmış olacağız diyebiliyoruz değil mi? Hareketli çok doğru yaşamla. Gerçekten öyle. Teknoloji bizim hayatımızı bir yandan kolaylaştırırken bir markete gitmemizi bile engelliyor tabii, belki. Tabii. İnternetten sipariş veriyoruz hocam. Aynen öyle. Yani yürümüyoruz. Masamızdan ne yazık ki kapıya kadar yürüyüşlerimiz oluyor artık. Evet. Ama bunu tabii ki artık artırmamız lazım. Hareketli yaşam, bütün dünya bunun farkında. Kesinlikle. Bunu engelleyecek, bunu önüne geçecek her şeyden uzaklaşmamız gerekiyor. Bunu bir hayat tarzı olmalı. Bir kesinlikle geçici böyle bir süre gerekiyor. 3 ay spor yapacağım, 1 ay spor yapacağım değil. Bu bir hayat. Yaşam tarzı. Beslenme de öyle. Özümüzde bu var. İnsanın kesinlikle özünde beslenmeyle ilgili de özellikle örnek veriyorsunuz. Evet, beslenme diyabeti etkiliyor. Biz yine özümüze baktığımız zaman doğal yaşama, insanın doğal yaşamına baktığımız zaman insanlar önce çalışıyorlar, yoruluyorlar, acıkıyorlar. Acıkınca bir şey yiyorlar. Acıkmayınca ya vaktim geldi, saatim geldi, benim yemek saatim demiyorlarmış. Yoruluyorlarmış, çalışıyorlarmış, acıkınca yiyorlarmış, uykuları gelince de uyuyorlarmış. Doğal yaşam bu aslında. Biz bu yaşamın dışına çıkmazsak sağlık sorunu da yaşayamayacağız. Özümüze dönmemiz gerekiyor diyebilir miyiz bu noktada? Aynen öyle. Özümüze dönmemiz gerekiyor. Çalışmamız, yorulmamız, bir şeyleri ihtiyaç halinde hissettiğimiz anda yememiz. Tabii ki diyabet hastalarına biraz daha farklı. Dikkat etmeleri gerekiyor. Bu düzeni sağlamamız gerekiyor ama genel olarak bütün toplum için konuştuğumuzda bu yaşıyor. Biz biraz artık eğlenmek için yemek yiyoruz. Evet. Biraz boşluk doldurmak için yemek yiyoruz. Sıkıntıyla yemek yiyoruz. Hayır, tabii ki bunu yapmamız gerekiyor. Bu da başka bir tabii insanın ki kendini bazen mutlu böyle edebiliyor, motive edebiliyor. Şeyler yapması gerekiyor. Hele bu toplumda gerçekten sokağa çıktığınızda sokağa çıktığınızda etrafta bir sürü güzel pideciler, kebapçılar yani çok gerçekten çok etkileyici şeyler var hocam. Uyarıcılar çok. Aynen öyle. Uyarıcılar var ama onları tadında, kararında, dengeli, keyfini çıkararak yapmamız her şeyin önüne geçecek. Sağlık yaşamda budur. Sağlık dengedir bu diyebiliriz aslında. Aynen öyle. Sağlıklı gerçekten yaşam. Ölçü ve denge her şeyde en önemli, hayatımızın düsturu olması gereken faktör. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Programıma gerçekten renk kattınız, bilgilerinizle bizleri aydınlattınız. Tekrar burada görmek isteriz sizi. Ağzınıza sağlık diliyorum. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Değerli izleyenler, Sağlıklı Yaşam ve Güzellik programımda bugün Manisa'mızda hizmet veren değerli bir doktorumuzu ağırladık. İç hastalıkları uzmanı Doktor Süleyman Podater bizlere eşlik etti ve diyabet hakkında bilmemiz gereken her şeyi tüm detaylarıyla anlattı ve yine programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü yine farklı bir konuyla sizlerle buluşacağız. Hoşça kalın ve sağlıklı kalın diyelim.